Çocuklar, ben Özel Windows Okulları'ndan 1. sınıf öğretmeni Hatice Atıcı. 1. sınıf matematik dersinde 4. ünitede video çekmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle çıkarma işlemiyle ilgili problem çözme yöntemlerini işleyeceğiz. Kitaplarımızın 126. sayfasında bu problemleri nasıl çözeceğimizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Sayfa 126'yı açar mısınız acaba? Evet, çözelim, öğrenelim, problem kuralım. Çocuklar, problem kurmak, problemi yarı yarıya çözmektir. Özellikle problemi kendiniz kurarsanız, o problemi çözmüş olursunuz ve o konuyu çok iyi öğrenirsiniz. Bugün sizinle birlikte hem problem çözmeyi hem de problem kurmayı birlikte yapacağız. Evet, örneklerimizi öncelikle inceleyelim. Enes'in 9 kalemi var. 6 tanesini Özgür'e verdi. Kaç kalemi kaldı? Enes 9 kaleminden 6 tanesini Özgür'e verirse Enes'in kalemleri azalır mı, çoğalır mı? Öncelikle buna karar vermemiz lazım. Evet, elimizde olan kalemlerin bir kısmını bir başkasına verdiğimiz zaman elimizdeki kalem sayısı azalır. Azalınca yapacağımız işlem çıkarma işlemidir çocuklar. Enes'in başlangıçtaki kalem sayısı 9'du. Özgür'e verdiği kalem sayısı 6. Enes'in kalan kalem sayısı 3'tür. Çünkü Enes'in kalemleri azalmıştır çocuklar. İkinci örneğimizi inceleyelim. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsele uygun bir problem kuralım. Kurduğumuz problemi çözelim. Evet, burada bize bir görsel verilmiş ve bu görsele uygun bir problem kurmamız isteniyor. Eğer biz bu görsele uygun problemi kurabilirsek zaten problemi çözebiliriz. Şimdi öncelikle buradaki yumurtalara bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yumurtamız var. 2 tanesinin üzerinde çarpı işareti olduğuna göre bu 2 yumurta kullanılmış. Şimdi örnek problemde nasıl kurmuşlar? Eymen bakkaldan 7 tane yumurta aldı. Yumurtalardan 2 tanesi kırıldı. Geriye kaç sağlam yumurta kaldı? Peki biz bu problemi başka nasıl yapabilirdik? 7 tane yumurtamız vardı. 2 tanesiyle omlet yaptık. Geriye kaç yumurtamız kaldı? Şeklinde de olabilirdi. 7 tane yumurtamız vardı. 2 tanesini komşumuza verdik. Bizde kaç yumurta kaldı? Şeklinde de sorabilirdik. Problemin çözümünde 2 tanesi kırıldığına göre yumurtalarımızın azaldığını görüyoruz. Öyleyse çıkarma işlemi yapacağız. 7'den 2 çıktı. 5 tane sağlam yumurtamız kalmış. Şimdi 8-4 işlemini kullanabileceğimiz bir problem kuralım diyor. Kurduğumuz problemi çözelim. Çocuklar, bu bir çıkarma işlemi olduğuna göre kurduğumuz problemde azalma olabilmesi lazım. Dikkat edin, bakın nasıl kurmuşlar. Gülberk'in 8 cevizi var. Cevizlerinden 4 tanesini yerse geriye kaç cevizi kalır? 8 tane cevizin 4 tanesini yerse tabii ki cevizleri azalacağı için 8'den 4 çıktı, 4 ceviz kalır. Şimdi sıra sizde. Bakalım bize verilen problemleri çözebilecek miyiz? Aşağıdaki problemlerin çözümlerini yanlarındaki kutucuklara yapınız diyor. Sınıfımızdaki 20 öğrenciden 5'i başka okullara gitti. Sınıfımızda kalan öğrenci sayısını bulunuz. Bizden istenen sınıfımızda kalan öğrenci sayısı. Sınıfımızdan 5 öğrenci başka okula giderse sınıfımızdaki öğrenci sayısı azalır çocuklar. Azalırsa yapacağımız işlem çıkarma işlemidir. Başlangıçta sınıfımızda olan öğrenci 20 tane. Bunun 5 tanesi başka okullara gitmiş. Öyleyse 20'den geriye 5 sayarak çıkarma işlemini bulabiliriz. Ya da
Bunu zihinden de yapabiliriz. Yani 20'yi çarpanlarına, toplananlarına ayırabiliriz çocuklar. 20, 15 artı 5 şeklinde düşünülebilir. 5 ile 5'i kırmızı kalemle üzerine çizeceğim. 5'ten 5'i çıkardığımızda 0 kaldığı için sonucumuz 15'tir. Yani sınıfımızda kalan öğrenci 15 öğrenciymiş. Çocuklar problem çözerken mutlaka bulduğumuz sonucun ne olduğunu karşısına yazmamız lazım. Neyi bulduk biz? Öğrenci sayısını mı, elma sayısını mı? Bizden istenen ne ise onu karşısına yazmamız gerekiyor. 8 kişi mendil kapmaca oynuyordu. 4 kişi oyundan çıktı. Oynamaya devam eden kişi sayısını bulunuz. Yani oyundan çıkan öğrencileri değil, oyuna devam eden kişi sayısı bizden soruluyor. Mendil kapmaca oyunu oynarken 8 tane öğrenci varmış başlangıçta, 4 kişi oyundan ayrılmış. Öyleyse oyun oynayanların sayısında bir azalma var. Azalma olacağı için eksi işaretini koyarak çıkarma yapıyoruz. 4 tanesi ayrıldı. Şimdi bunu zihinden de yapabiliriz. 8'den direkt 4'ü de çıkarabiliriz. 8, 4 artı 4 şeklinde düşünüldüğünde 4'ten 4'ü çıkarıp 0 kalıyor. Elimizde kalan 4 kişi oyuna devam eden kişi sayısını bize veriyor çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Oya'nın evi ile okulu arasında 18 bina vardır. Oya 3 bina geçti. Geçmesi gereken kaç bina kaldığını bulunuz. Kaç ifadesinden sonra bizden istenen ne? Kaç binanın kaldığını bulacağız. Şimdi Oya 18 binadan 3 tanesini geçtiğine göre bina sayıları azalmıştır. Başlangıçta elimizde olan bina sayısı 18 tane. 3 tanesini geçtiği için çıkarma işlemi yapıyoruz. Zihinden çıkarma işlemi yaparken 18'i toplananlarına ayırıyorduk. Yani 15 artı 3 şeklinde düşünebiliyoruz 18'i. 15 artı 3 şeklinde düşünebiliriz. 3 ile 3 çıkarıldığında sonuç 0 kalır ve elimizde kalan 15 bu işlemin sonucudur çocuklar. Yani kalan bina sayısı. Evet, 13 bina kalmış. Devam ediyoruz çocuklar. Aşağıda verilen görsellere uygun bir problem kurunuz, kurduğunuz problemi çözünüz diyor. Şimdi başlangıçta kaç tane kalemimiz var? Öncelikle onu tespit etmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Başlangıçta elimizde olan 5 kalem. 2 tanesini kullanmışız ya da arkadaşımıza vermişiz veya kaybetmişiz. Geriye kalan kalem miktarını soracağız. Öyleyse benim 5 kalemim var. İki tanesini arkadaşıma verdim. Kaç kalemim kaldı? Soru işareti. Çocuklar, kalemimizi arkadaşımıza verdiğimizde kalemimiz ne olur? Azalır. Başlangıçta olan kalemi yukarı yazıyorum.
Arkadaşıma verdiğim kalemi altına yazıyorum. Çizgiyi çizdikten sonra çıkarma işaretimi koyuyorum. Geriye kaç kalemim kalmış? Bakın burada görünüyor. 3 kalem kalmış. Evet. 9-7 işlemini kullanabileceğimiz bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz diye yine bir sorumuz var. Çocuklar, öyleyse başlangıçta elimizde olan her ne ise bunun 9 olması lazım. Ondan sonra 7 tanesini kullanmamız ya da tüketmemiz gerekiyor. Ne diyelim? 9 şekerim var. Yedisini yedim. 7 şekeri evet, çok da fazla şeker yemek sağlık açısından doğru bir şey değil ama problemde tatlı olsun diye hemen şekeri kullandım. Yedim. Nokta. Geriye kaç şekerim kaldı? Soru işareti. Evet, bunun da çözümünü buraya yapalım. Zaten yapacağımız işlemin çıkarma olduğunu burada görüyoruz. 9 şekerin 7 tanesini yersek şekerimiz azalacağı için 9 şekerden 7 tanesini yedim. Geriye 2 şekerim kaldı. Evet. 7 tane şekerden 2 tanesini yedik ve geriye 2 şekerimiz kaldı. Evet çocuklar, arka sayfada bir oyunumuz var. Bu oyunda renkli kartlarımız var. Yine renkli kartlarla ve sayı küpleriyle adım adım ilerleyerek sonuca ulaşacağız ve oyunu kazanacağız. Bunu yine birkaç arkadaşınızla birlikte oynayabilirsiniz. Ünite değerlendirme sorularına geçiyorum. Ünite değerlendirme sorularında birinci sorumuz, yandaki oyuncak ayı 15 Türk lirasıdır. Oyuncak ayıyı almak için gereken para aşağıdaki cüzdanların hangisinde verilmiştir? Kutucuğunu işaretleyiniz diyor. Evet, burada bir 5 lira, iki tane de 1 lira var. Öyleyse buradaki para 7 liradır çocuklar. 7 Türk lirasıdır. Burada bir 10 lira, bir de 2 lira var. Öyleyse burası 12 Türk lirasıdır. Bu da değil ayının parası. Burada 3 tane 5 lira var. Öyleyse buradaki para 15 liradır. Ve bununla oyuncak ayımızı alabiliriz. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Eyüp hikaye kitabı almak istiyor. Kitabın fiyatı 6 TL'dir. Eyüp kitabı alabilmek için hangi cüzdanı seçmelidir? Evet, bakıyoruz burada 1, 2, 3. 3 tane 1 lira 3 Türk lirası yapar çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Türk lirası da burada var. Burada ise bir 10 kuruş. Bunlar 1 kuruştu. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki ise 15 kuruştur çocuklar. Dikkat edin, kuruşlar her zaman az olan paralardı. Burada 6 lira var, burada 15 var. Ama bu lira, bu kuruş aman sizi şaşırtmasın. Lira her zaman için fazlaydı. 1 liranın içerisinde 100 tane 1 kuruş vardı, unutmayalım. Aşağıdaki cüzdanlarda verilen paralarla alınabilecek nesneleri eşleştiriniz diyor. Şimdi cüzdanın burada 3 TL paramız var. 3 Türk lirası. Burada 1 TL paramız var, 1 Türk lirası. Burada ise 50 Türk lirası para var. Çocuklar, bakıyoruz fiyatlarına. Muhtemelen 50 TL'ye bir ayakkabı alınabilir. 1 TL'ye ekmek, 3 TL'ye de
tarak alabiliriz. Hemen sayfayı çevirelim. Hilmi'nin 20 lirası vardı. Aşağıdaki marketten parası ile alışveriş yapacak, örnekteki gibi nesneler alabileceğini bulun. Örnekteki gibi neler alabileceğini bulunuz. Hilmi'nin yerinde olsaydınız, paranızla neler alırdınız? Yeşil renkli şeritler marketin giriş ve çıkışlarını göstermektedir diye size söylüyor. Bakalım Hilmi'nin 20 lirası varmış. 20 lirayla neler alabiliriz? Çocuklar, 20 lirayla marketin önce bir giriş ve çıkışlarını görelim. Evet, 20 lirayla bir kitap alabilirim, kalem alabilirim, 7 lira. Tekrar 2 liraya mercek alabilirim, 9 lira. Evet, bunları Hilmi almış. Sonra 4 liraya bir kalem kutusu, 5 liraya bir su açacağı, su içeceği ve 2 liraya boyalı kalemler alarak marketten dışarıya çıkmış çocuklar. Evet, bizler ne alabiliriz burada 20 liraya? Oldukça ucuz bir marketmiş burası. 5 liraya bir oyuncak ördek alabiliriz. 3 liraya bir gönye takımı alabiliriz. 4 liraya bir zımba takımı alabiliriz. Şu ana kadar 12 lira harcadık. 2 liraya boyalı kalemimizi alabiliriz. 17, 12, 14. 5 liraya bir su kabı alabiliriz. 19. 1 liraya bir şeker alabiliriz veya bir silke alabiliriz, değil mi? Bu artık sizin arzunuza ve isteğinize kalmış bir alışveriş olacak. Resme uygun işlemi bularak yanındaki kutucuğu işaretleyiniz diyor. Çocuklar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tavşanımız var. Bu tavşanlardan 4 tanesi beyaz, 4 tanesi siyah renkli. Öyleyse 4 beyaz tavşanla 4 siyah tavşanın toplamı kaç tavşan eder şeklinde bir işaret olabilir bu. Evet, resme uygun başka işaretleyebileceğimiz işlem yok. Bunun da sonucu 9, bu da 9, bu 7 ama değil. Bizim istediğimiz 8 tane tavşanın bulmaktı. 6. soruya geçiyorum. Hamza hedef oyunu oynuyor. Vurduğu noktalara karşılık gelen sayıları topluyor. Hamza'nın ilk atışları verilmiştir. Verilen sonuçları tutturabilmesi için vurması gereken sayıları bulunuz diyor. Evet, Hamza 10 artı 10 eşittir 20 hedefine ulaşmış. Burada ulaşması gereken sayı 15. 8 ile neyi toplarsam 15 eder diyorum ve 8'in üzerine 15'e kadar sayıyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 tane parmağımı saydığım için 7 ile 8'in toplamı 15 eder. Burada Hamza'nın hedefi 13. 7 ile neyi toplarsam 13 eder diye soruyorum ve 7'nin üzerine 13'e kadar sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Öyleyse 7 ile 6'yı toplarsam 13 eder. Burada Hamza'nın hedefi 16'ya ulaşmak. 9 ile neyi toplarsam 16 eder diyorum. Ve 9'dan başlayarak 16'ya kadar sayıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Öyleyse 7 tane parmağımızı saydık. 9 ile 7'nin toplamı 16. Hedefimiz 18. 10 ile neyi toplarsam 18 eder. Bu hemen yapılabilecek, saymadan yapılabilecek bir işlemdi. 18 ile ulaşmak için 10 ile 8'i toplamamız gerekiyor. Kutular üzerindeki sayılar toplam top sayılarıdır. Buna göre kutuların kapalı kısmındaki top sayılarını bulunuz diyor. Kutuların toplam sayısı 9. Burada 6 tane topumuz var.
ne kadar kapalı bölümde top olduğunu bulmak için 6'dan 9'a kadar sayma yapacağız. 7, 8, 9. Öyleyse kapalı olan bölümde 3 tane top var çocuklar. Toplam top sayısı 6 tane. Önce bunu yazalım. Buradaki top sayısı 5 tane. Öyleyse kapalı olan yerdeki top sayısını bulmak için 5'ten 6'ya kadar sayacağız. Üzerine 1 eklediğimizde 6 sayısını buluruz çocuklar. Toplam top sayısı 7. Bunu toplama yazıyoruz. Toplananlardan biri görülen top sayısı 3. Görünmeyen dolaptaki top sayısı ise 3'ün üzerine 7'ye kadar sayıyoruz. 4, 5, 6, 7. Öyleyse 4 parmağımızı saydığımız için kapalı olan yerde de 4 tane top var diyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Toplamları aynı olan işlemleri eşleştiriniz diyor. 5 ile 5'in toplamı 10 çocuklar. 7 ile 3'ün toplamının 10 olduğunu biliyorduk. 15 ile 5'in toplamı 20. 5'er 5'er sayarsak 15, 20. 10 ile 10'un toplamı da 20 eder. 5 ile 3'ün toplamı 8 çocuklar. 6 ile 2'nin toplamı da 8 eder. 9 ile 6'nın toplamı 15. 10 ile 5'in toplamı da 15 eder. 8 ile 5'in toplamı 13, 6 ile de 7'nin toplamı 13 eder. Evet, tamamlayabildiniz mi eşleştirmeleri? Hemen öbür sayfaya geçelim. Biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor çocuklar. Bulutların üzerinde verilen işlemleri yapınız diyor. 10 artı 7, kolay bir toplama. Birler basamağı sıfır olan sayılarda birliği hemen sıfırın yerine yazıyorduk 17. 13 artı 2, 13'ün üzerine 2 eklediğimizde 15. 16 artı 4, 16'nın üzerine 4 eklediğimizde 20. 12 artı 6, 12'nin üzerine 6 saydığımızda 18 sayılarına ulaşırız çocuklar. Aşağıdaki işlemleri şekillerin içindeki yuvarlakları kullanarak yapınız diyor. Bakın burada 16 tane sarı topumuz var, yani yuvarlağımız var. 6 tanesini çıkardığımızda nokta nokta olan kırmızı çizgileri görüyorsunuz. 10 tane topumuz kalmış. 14-2, hemen 2 tane topumuzu ok işaretiyle dışarıya atıyoruz. Burası zaten 10 tane top belli. Çünkü bu kutu 10 tane alıyor. 2 tane de burada var. Öyleyse bunun cevabı 12. Çocuklar her bir bölüm 5 tane yuvarlak alıyor. 2 tane bölüm 10 tane yuvarlak alıyor. Yani burası bize bir onluk ifade ediyor şurası. Onun için saymamıza gerek yok. Burası bir onluktur. 20 tane yuvarlağımız var burada, 2 tane onluk olduğu için 20'den 10'u çıkaracağız. Yani şu onluğu şöyle yuvarlak içerisine alacağız ve ok işaretiyle dışarı atacağız. Elimizde sadece bir onluğumuz kalacak. 8-3. Burada 5 tane olduğunu görüyorsunuz. 3 taneyi çıkarıyoruz. Hemen ok işaretiyle dışarı atıyoruz ve geriye 5 tanenin kaldığını görüyoruz çocuklar. 9-5. Birinci sırada 5 tane yuvarlağımız var. Bunu dışarıya attığımızda, yani çıkardığımızda geriye 4 yuvarlağımızın kaldığını görüyoruz çocuklar. Tavus kuşları üzerindeki işlemleri zihinden yapınız diyor. En alttan başlıyorum. 10'dan 1 çıktı. Burası hep 10 üzerine yapılmış bir işlem. 10'dan 1 çıkardığımızda 9 kalır. 10'dan 2 çıkardığımızda 8 kalır. Zihinden toplamalarımızı hatırlayın. Toplamları 10 olan sayıları unutmayın. 3 ile neyi topladığımda 10 yapıyordu? 7. Öyleyse 10'dan 3 çıktığında 7 kalır. 10'dan 4 çıktığında 6. 10'dan 5 çıkardığımızda 5. 10'dan 7 çıkardığımızda 3, 10'dan 3 çıkardığımızda 7 kalıyorsa 7 çıkardığımızda da 3 kalır. 10'dan 9 çıkardığımızda 1 kalır çocuklar.
10'dan 1 çıkardığımızda da 9 kalıyordu. Aynı şekilde çocuklar 20'yi 10 artı 10 şeklinde düşünerek yapacağız. 10'dan 1 çıkardığımda 9 kalıyordu. 20'yi 10 artı 10 şeklinde düşündüğüm için 10'dan 1 çıkardım, 9 kaldı. 1 onluk da elimde vardı, 19. Yine 10 artı 10 şeklinde düşünüyorum. 10'dan 2'yi çıkardığımda 8 kalmıştı. Elimde de 1 onluk var, 18. Evet, 20'den 3 çıkardığımızda, 10'dan 3 çıkardığımda 7 kalıyordu. 1 onluk da burada var, 17. Yani biz 20'yi ne yapıyoruz çocuklar? 20 eşittir 10 artı 10 şeklinde düşünüyoruz. Zihinden işlem yaparken ne yapıyorduk? Amacımız işlemlerden bir tanesini 3 olarak tamamlamaktı. 20'den 4'ü çıkarırken şu yöntemi de kullanabiliriz. 20'yi 16 artı 4 şeklinde düşünüp 4'ten 4'ü çıkardıktan sonra elimizde kalan 16'yı da yazabiliriz. Ya da 10'a tamamlanan buradaki sayılardan yola çıkarak 10'dan 4 çıktığında 6 kaldığını biliyoruz. 20'yi 10 artı 10 şeklinde düşünerek de yapabiliriz 16. 20'den 5 çıkardığımızda 15 artı 5 şeklinde düşünüp 5'ten 5'i çıkardığımızda 15 sonucunu bulabiliriz. 20'den 6'yı çıkaracağız çocuklar. 20'den 6'yı çıkarmak için iki yöntemden hangisi size uygunsa onu kullanabilirsiniz. 20'yi 14 6 artı 6 şeklinde yazıp 6'dan 6'yı çıkardıktan sonra elimizde kalan 14'ü yazabiliriz. Ya da 20'yi 10 artı 10 şeklinde düşünüp 10'dan 6'yı çıkardığımızda 4 kalır, 1 onluğumuz da elimizde var şeklinde düşünebiliriz. 20'den 7 çıktığında 13 kalır. Kolay çıkarma işlemlerinden yararlanıyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız. İşleme uygun olarak kutucuklardaki yuvarlakları boyayınız diyor. 5 artı 5. 5 tane topumuzu boyuyoruz. Diğer 5 tane topumuzu da mavi renkle boyayalım. Mavi ve siyah topların toplam sayısı 10 tane. Çok özür dilerim çocuklar. 5'leri görünce direkt 5 çağrışım yaptı. 10. Şimdi devam ediyoruz ikinci örneğimize. 15 artı 4. 15 tane topumuz 5 o 5. 5 de burada var, 10. 5 de burada var, 15. 15 tane topumuz var. Üzerine 4 tane de mavi topumuz olacak. 15 ile 4'ün toplamının 15, 16, 17, 18, 19 olduğunu görebiliyorsunuz çocuklar. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Sonuçlarına göre çocukların hangi katlarda yaşadıklarını bulunuz diyor. Evet, yağmur 10'dan 3 çıkardığımızda 7. katta yaşıyormuş. 15'ten 9 çıkardığımızda Tuna 6. katta. 8'den 7'yi çıkardığımızda 1, Yaman 1. katta. 13'ten 11 çıkardığımızda Merve 2. katta, 14'ten 7 çıkardığımızda Zeynep 7. katta, 6'dan 3 çıkardığımızda Halim 3. katta, 10'dan 5 çıkardığımızda Sabri'nin 5. katta yaşadıklarını görebiliyoruz çocuklar. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları resme göre cevaplayınız diyor. Çiftlikte 5 kahverengi, 3 beyaz koyun var. Tüm koyunların sayısı kaçtır? Çiftlikte 5 kahverengi, 3 beyaz koyun var. 5, 6, 7, 8.
Öyleyse çiftlikte 8 tane koyunumuz var. Yapacağımız işlem toplama işlemi. Toplam koyun sayısı da 8 çocuklar. Çiftlikte ne kadar eşek varmış? Bakalım 1, 2, 3 tane eşek var. Bir eşek diğerlerinden ayrı. Bu arada olan eşek sayısı, bir arada olan eşek sayısı kaçtır? Şimdi bir tanesi başka bir yerde olduğu için yapacağımız işlem çıkarma. 3 eşekten bir tanesini çıkardığımızda geriye 2 eşek kalır. Bir arada olan eşekleri görüyorsunuz. Oh pardon, ben buradaki eşeği görmemiştim. Çok özür dilerim çocuklar. Evet, 3 değil 4 eşeğimiz var. Bir arada olan eşeklerin sayısı da 2 değil 3 çocuklar. Dikkatli bakmadığımız için fotoğrafa. Çiftlikte nokta nokta inek var. Nokta nokta inek ot yiyor. Ot yemeyen ineklerin sayısı kaçtır diyor. Çiftlikte bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane inek var. Hemen önce onu sayalım. Eşeklerde yaptığımız gibi hata yapmayalım bu sefer. Çiftlikte 6 tane inek var. Bakalım ne kadar ot yiyor bu ineklerin. Bir tanesi, bir, iki tanesi ot yiyor. Bunların ağzı yukarıda. İki tanesi ot yiyor çocuklar. Ot yemeyen ineklerin sayısını çıkarma işlemiyle buluruz. 6'dan 2'yi çıkardığımızda 4 tane ineğin ot yemediğini görürüz çocuklar. Evet. Ünite değerlendirme sorularımız da böylece bitmiş oldu. 5. ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.